bir yargı için, her görüşe saygı için. Düzce, Orhan Gazi'nin müjdesi, Konur Altbey'in Düzce'si, demokrasinin kalesi Düzce, ovasından, nehirlerinden, dağlarından bereket akan Düzce, bugün bu milli meydanı milli iradenin gür sesiyle inleten Düzce. İşte Düzce Türkiye'yi selamlıyor. Harikasın Düzce, harika. Bugün yine bütün güzelliğinle memleket sevdasını gösteriyorsun. Düzceli kardeşlerim, bu akın ettiğiniz meydan büyük Türkiye'nin, aydınlık Türkiye'nin habercisi. Hepinizi hasretle, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Akçakoca, Gümüşova, Çilimli, sizleri de yürekten selamlıyorum. Cuma yeri, Gölyaka, Kaynaşlı, Yığılca, sizleri de kalpten selamlıyorum. Düzce'nin güzel insanları, 16 Nisan'a hazır mıyız? Hazır mıyız? Demokrasi için, kalkınma için, büyük Türkiye için. Hanımlar, hazır mıyız? Beyler, hazır mıyız? Gençler, hazır mıyız? Kararımız, kararımız, kararımız. Maşallah, Düzce bitirmiş işi. Seçimler öncesi ne dedik? 79 milyonu kucaklayan, çoğulcu, demokrasiye dayalı bir anayasa sözü verdik. Bize yetki verdiniz. Sözümüz söz dedik. Anayasayı değiştireceğiz dedik. Mecliste vekiller olarak sözümüzü tuttuk, görevimizi tamamladık. Şimdi artık söz de sizin, karar da sizin. Kararımız, Allah razı olsun. Biz AK Parti olarak milletin yolundan başka bir yola asla girmedik. 82 model darbe anayasasıyla artık bu büyük ülke yönünü belirleyemiyor. Niye belirlemiyor? Çünkü anayasa bir ülkenin pusulasıdır. Pusula bozulmuş, iş görmüyor. Allah korusun, bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur. İki başlı yönetimler pusulayı eline aldı. Zannettiler ki bu işi yapacağız. Yapamazsınız kardeşim. Zaten yapamadınız. Kavga kavgayı, o da kara günleri getirdi. Mevcut anayasada Cumhurbaşkanı da Başbakanı da güçlü. Bu yüzden çoğu zaman bu iki makam arasında anlaşmazlık oluyor. Bu anlaşmazlıklar bazen o kadar ileriye gidiyor ki iki makam birbiriyle kavga bile ediyor. Hatırlayın, 2001 krizi neden oldu? Anayasa kitapçığı Cumhurbaşkanı Başbakan'a fırlattı. O da ona hakaret etti.
bedelini kim ödedi? Millet ödedi, millet. 2001 yılında sabah bir uyandık. 21 Şubat'ta kışın ortasında millet yarı yarıya fakirleşmiş. Borcu iki kat artmış. Merkez Bankası'nın kasasından bir gecede 7 milyar dolar uçup gitmiş. Faizler %7500'ü bulmuş. Ülkemiz muz cumhuriyetine dönmüş. Bu acı tecrübeleri birlikte yaşadık. Değerli Düzceli kardeşlerim, sevgili gençler, bu kavga yeni değil. 1950'de tek parti dönemi rahmetli Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşların kurduğu siyasi hareketle sona erdi biliyorsunuz. Türkiye'de eğer her 5 yılda bir seçim olsaydı, şu an 19. hükümet iş başında olacaktı. Şimdi kaçıncı hükümet var? 65. hükümet. İsrafa bak. Bu Türkiye'ye yakışmıyor sevgili kardeşlerim. 1950'den beri 48 hükümet kurulmuş. Her bir hükümetin süresi 1 yıl 3 ay. Bu süre zarfında 50 yılından bugüne kadar İngiltere ne yapmış? Sadece 15 hükümet kurmuş. Amerika sadece 17 başkan seçmiş. Biz 48 hükümet kurmuşuz. Bununla da kalsa neyse. Bir de vesayet bloğu, darbeler, muhtıralar, milli iradeyi tehdit, kumpaslar almış başını gitmiş. Neyse ki yıllar sonra milletin sinesinden AK Parti çıktı. Onun kurucu genel başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Size Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim sevgili Düzceliler. Unutmayın, bizimle de uğraştılar. Hatırlayın, genel başkanımız, partimizin kurucusu, milletin adamı, milletvekili yapmadılar, yasakladılar. Bu da yetmedi. Daha sonra ne yaptılar? Siyasi yasak getirdiler. 2007'ye geldik, muhtıra verdiler. Siz cumhurbaşkanı seçemezsiniz. Ülkenin önünü tıkadılar. Ama biz dedik ki, biz ancak muhtırayı milletten alırız. Milletten başka kimse bize muhtıra veremez. O muhtırayı aynen iade ettik. Gençler, biz sadece Yaratan'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir yerde eğilmeyiz. Hiç merak etmeyin. Yetmedi. Bu sefer siz misiniz bize cumhurbaşkanı seçtirmeyen? O zaman millete gideriz dedik. Ve millet referandumda evet verdi. Düzce %79 evet verdi. Ama şimdi en az plakanız kadar evet istiyorum. Hazır mı Düzce?
81 var mısınız? 81'inin toplamını Düzce'den evet oylarıyla Ankara'ya taşımaya hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Zaten değerli Düzceliler, sistemin bozukluğu buradan belli oluyor. Milletin kendini temsil etme yetkisiyle meclise yolladığı vekiller Cumhurbaşkanı seçemiyor. Ama millet doğrudan sandığa gidiyor, Cumhurbaşkanı seçiyor. Yetmedi, az önce de söyledim, e-muhtıralarla millete ayar veriyorlar. Yetmedi, 17-25 Aralık kumpasıyla hükümeti alaşağı etmek istiyorlar. Başbakanı görevden uzaklaştırmak istiyorlar. O da yetmedi. Altın vuruşlarını kendilerince 15 Temmuz'da vurmak istiyorlar. Ama bu millet tankların önüne, mermilerin önüne, uçakların önüne göğsünü siper ederek alçaklara dünyayı dar ediyor. Halkın ve hakkın gücü tankın gücünü alaşağı ediyor. Demokrasinin zincire vurulmak istendiği o gün her gencimiz birer Ulubatlı Hasan oldu. Her kadınımız birer Nene Hatun oldu. İnsanımız tarihten aldığı miras ve sorumlulukla ülkesini savundu. Teröristlere boyun eğmediniz. Vatanın, Cumhurbaşkanının, demokrasisinin yanında durarak meydanları doldurdunuz. Şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Çanakkale'deki ecdadı selamlayarak şehadet şerbetini içtiniz. İşte bu gençlik, bu gençliğe siyaseti çok gören, milletvekilliğini çok gören Kılıçdaroğlu dinle. İşte gençlik, işte gelecek. Demek ki birileri darbe anayasasının mevcut sisteminden nemalanıyor. Millete devamlı aba altından sopa gösteriyorlar. Demek ki bu sistemin bir yanlışı var. O yanlış da yetkinin doğrudan milletten alınmaması. Şimdi yaptığımız bu değişiklikle beraber temsil sorunlarını, siyasi tıkanıklıklarını artık geride bırakacağız. Yeni anayasa 79 milyonu kucaklayan, kutuplaşma yerine kucaklaşmayı öngören, çatışma yerine birlikte çalışmayı sağlayan bir anayasa olacak. İstiyoruz ki Türkiye, istiyoruz ki Düzceliler artık hep baharı yaşayalım. Çocuklarımız, gençlerimiz umut dolu yarınların inşa edildiği bir ülkede yaşasın. Onun için bu sistemle Türkiye milletin istikametinde ilerlemeye devam edecek. Düzce bu kutlu yolculukta birlikte yürümeye var mısınız? O zaman ne diyoruz? Memleket için, aydınlık bir gelecek için, kutuplaşma değil, kucaklaşmak için, milletin egemenliği için, gücümüz millet, kararımız, sevdamız millet,
Kararımız daima millet. Kararımız evet, evet, evet. İşte düzce bu. İşte düzce bu. Bu coşkuyu gençler, bu coşkuyu 16 Nisan'a kadar asla kaybetmiyoruz, tamam mı? Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bakın bu anayasa değişikliğinde ne var ne yok. Artık yetki doğrudan millete geçiyor. Vekillerden alınıyor, asıllara veriliyor. Vatandaş milletvekilleri seçimiyle cumhurbaşkanlığı seçimini aynı gün yapıyor. Önünüze iki tane sandık geliyor. Birinci sandığa vekillerin oyunu atıyorsunuz. İkinci sandığa da cumhurbaşkanlığı. Böylece sandıklar açılıyor. Memleketi kim idare edecek belli oluyor. Efendim biz seçip gönderiyoruz Ankara'ya. Ankara'da efendim cumhurbaşkanı görevi kime verecek? Hangi partiye verecek? Kurulan hükümet onaylanacak mı? Bakan pazarlıkları, efendim çeşitli ayak oyunları artık geride kalıyor. İlk günden hükümeti de kuruyorsunuz, güven oyunu da veriyorsunuz. Sen sağ ben selamet. Herkes işine bakıyor. Beş yıl kulağınız rahat. Zırt pır seçim yok. Zaman israfı yok. Para israfı yok. İşimize gücümüze bakacağız. Geçimimize bakacağız. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri doğrudan halktan aldığı yetkiyle belirlenmiş oluyor. Hükümeti cumhurbaşkanı kurdu. Meclis ne yapacak? Hükümeti ihtiyacı olan kanunları çıkaracak. Peki başka ne yapacak? Cumhurbaşkanlığı denetleyecek. Cumhurbaşkanlığın iş ve işlemlerini denetleyecek. Soruşturma yapabilecek. Genel görüşme yapabilecek. Yazılı soru sorabilecek. Hani nerede? Efendim meclis etkinliği kayboluyor. Hepsi yalan dolan. Şimdi Kılıçdaroğlu bir dakika. Yok demeyin. Yok. Dinleyin. Boşver değmez. Şimdi bak dinleyin. Şimdi bu çıktı biz ne güzel. Kapı kapı meydan dolanıyoruz. Kılıçdaroğlu bir gün öyle bir laf etti ki bizim anlatamadığımız işi bir dakikada anlattı. Nasıl biliyor musunuz? Aynen fıkra gibi. Ya diyor ki siz diyor bu sistemi getiriyorsunuz da yeni değişiklik gelirse cumhurbaşkanı bir partiden olursa başbakan başka partiden olursa bunlar geçinemezse ne olacak diyor. Hayyalasselam. Ya biz de zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kemal Bey, bizim anlatamadığımızı sen en güzel şekilde
anlattın. Aslında teşekkür de etmek lazım. Ama yardımcısı çıktı dedi ki Kemal Bey onların hepsini biliyor. Yanlış konuşmadı, tersinden okudu dedi. Bu da doğru. Bunlar zaten her şeyi tersten okuyorlar. İşleri güçleri tersinden gitmek. Eller ayağa, bunlar yaya. Şimdi bu sefer o tutmadı. Cahillikler ortaya çıkınca çevir kaz yanmasın. Hükümet kuruldu. Şimdi diyor ki ben onu öyle demek istemedim diyor. Nasıl demek istedin? Efendim diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı seçildi. Bir partiden. Meclisteki çoğunluk da başka partiden olursa. O zaman ne olacak? O biri tutmayınca bu sefer bu tarafa döndü. Hani sen değil mi diyordun tek adam olacak diye? Nerede kaldı? Demek ki meclis de var. Tek değil. Meclis, Cumhurbaşkanı, ikisi birbirini dengeliyor. Birisi yasama yapıyor, denetleme yapıyor. Diğeri de ülkeyi yönetiyor. 5 yıl boyunca her iki kurumda milletten aldığı yetkiyle vazife yapıyor. Şimdi efendim bunlar anlaşamazsa ne olacak? Bunların hepsi düşünüldü. Siz orada burada zaman eder kaybederken, kürsüleri işgal ederken, ona buna taciz ederken biz bunların hepsini hesap ettik. Meclis, Cumhurbaşkanı her iki kurumda seçime götürme yetkisi var. Ama bir şartla. Meclis seçim kararı alırsa kendileri de gidiyor, Cumhurbaşkanı da götürüyor. Cumhurbaşkanı karar alırsa meclise gidiyor, kendi de gidiyor. Dolayısıyla giderlerse hep beraber, dururlarsa hep beraber. Ne olacak? Anlaşacaklar, uzlaşacaklar, kriz çözecekler, 5 sene milletin önüne sorun getirmeyecekler. Sistemin güzelliği bu. Sizin bunu anlamanız asırlar alır, asırlar. Şimdi. Eyvallah. Değerli kardeşlerim. Düzce'nin saygıdeğer güzel insanları. Şimdi bunlar her şeye karşı biliyorsunuz. Yani Marmara'yı yaparsın, bunlar karşı. Avrasya Tüneli'ni yaparsın, bunlar karşı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparsın, bunlar karşı. Hızlı tren yaparsın, bunlar yine karşı. Maşallah, çarşı her şeye karşı diyorlar ya. Bunlar onları da geçti. Yeni anayasada yargı tarafsız olsun diyoruz. Kılıçdaroğlu buna da karşı. Ama niye olduğunu anladık. Meğerse Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği metnini okumamış. Dolayısıyla artık onu mazur görüyoruz. Daha fazla da Kılıçdaroğlu'yla vaktimizi doldurmayalım, işimize bakalım. Yapacak çok işimiz var. Esasında bu kadar şeyi söyledikten sonra Kılıçdaroğlu geçen referandumda sandığın hangi sandıkta oy kullanacağını unutmuştu, gidememişti. Bu sefer de gitsin, işte evet versin. Bizim söylediğimizi söylüyor.
işi tamamlasın. Sevgili kardeşlerim, Düzce'nin güzel insanları, şimdi bu hayır diyenlere bir bakalım. CHP'yi söyledik. Bir de HDP var. Tamam, buna yuh çekin. Bunlar bölücü. Bunlar bölücü, bunlar. Bunlar Kandil'in, Kandil'in taşeronları bunlar. Kandil'in taşeronları. O Kandil'i de başlarına yıkacağız. Taşeronlarını da gereğini yapacağız. Kimse bu büyük ülkeyi bölmeye, parçalamaya, kardeşliğimizi bozmaya gücü yetemez. Kürt de bizim, Türk de bizim, Laz da bizim, Çerkez de bizim, Alevi de bizim, Sünni de bizim, ay yıldızlı bayrak bizim. Görelim ay yıldızlı bayrakları. İşte Türkiye, 81 vilayet, 79 milyon ay yıldızlı bayrak bizim gururumuz. Rengi şehidimizin kanı, hilali bağımsızlığımızın alemi, her bir yıldız şehitlerimizin sembolü. Ey şanlı hilal, dalgalan gökyüzünde bu bayraklar inmez, bu ezanlar dinmez. Ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, her tarafı, 780 bin kilometre karenin her karış toprağı bizimdir. Biriz, beraberiz, biz birlikte Türkiye'yiz. 16 Nisan evet oylarınızla yeni anayasaya yürürlüğe sokacağız ve ülkemizi bölmeye çalışan PKK bölücü terör örgütü, FETÖ'cü örgüt, DAEŞ örgütü, bilumum örgütlerinle defterini süreceğiz. Kimse bu ülkeyi bölmeye asla ve asla cesaret edemeyecek. Sevgili kardeşlerim, şimdi gençler, gençler, hazır mısınız? Düzce hazır mısınız? Terörü kökünden bitirmek için, bağımsız ve güçlü Türkiye için, çoğulcu demokrasi için, iş için, aş için kararımız net, oyumuz, kararımız net. İşte Düzce. İşte Düzce evet diyor. Bu evetler birken bin, binken milyon olacak. Demokrasi treninden inmeden 16 Nisan'a kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya hazır mısınız? Varsın birileri bu demokrasi treninden insin. Varsın Avrupa'nın bazı ülkelerinde Türkiye'ye karşı engellemeler yapılsın. Bu bizim değil. Bu engellemeleri yapan ülkelerin ayıbıdır. Dost ülke kavramına yakışmayan utanç verici uygulamalardır. İkinci Dünya Savaşı'nın siyasi zihniyetinin yansıması olan bu yasaklamalar, bu engellemeleri yapan ülkelerin demokrasiyi, özgürlükleri,
hazmetmediklerini gösterir. Her fırsatta düşünce özgürlüğü, farklı görüşe saygı kavramını ağzından düşürmeyen şu Avrupa ülkelerine bir bakalım. Bakanlarımız orada memleket sevdalılarıyla, vatandaşlarımızla buluşmasına ve demokrasi içerisinde görüşlerini ifade etmelerine bile tahammül edemiyorlar. Kardeşim, Almanya'da seçim oluyor. Türkiye'nin orada milyonlarca oy kullanacak vatandaşı var. Onları etkileme gücü var. Biz bu gücü kullanıyor muyuz? Asla yapmayız. Bizim başka ülkenin seçimlerine, iç işlerine karışmak gibi bir düşüncemiz olamaz. O zaman aynı hassasiyeti dost bildiğimiz ülkelerden de biz bekliyoruz. Bazı ülkeler bu halk oylamasına engel çıkararak taraf olmuştur. Hayırcılardan yana taraf olmuşlardır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Değerli kardeşlerim, şimdi gelelim Düzce'ye. Düzce'den biraz konuşalım. Düzce'yi biraz anlatalım. Düzce'de ne yaptık, ne yapacağız? Biraz bunları konuşalım. Düzce iki büyük felaket atlattı. İki deprem yaşadı ve adeta yeniden küllerinden doğdu. 17 Ağustos, 12 Kasım depremlerinde birçok Düzceli kardeşim hayatını kaybetti. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Hepsinin cennet mekanı cennet olsun. Düzce yaralarını sarmaya başlamasının hemen arkasından AK Parti iktidarıyla tanıştı. Bakalım geçen 15 yılda Düzce için neler yapmışız? Toplam 14 yıl içerisinde Düzce'ye 8 milyar liralık yatırım ve destek yaptık. Helali hoş olsun. Düzce'ye 14 fakülteli 30 bin öğrencinin öğrenim gördüğü bir üniversite kurduk. Hayırlı uğurlu olsun. 919 derslik yaparak geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine verdik. Düzce'ye biri devlet, üçü ilçe, entegre hastanesi olmak üzere toplam 4 hastane kazandırdık. Sağlık yatırımlarımızın tutarı 60 milyonu geçti. 80 yılda Düzce'ye 74 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 14 senede 87 kilometre yol ilave ettik. Düzce, Gümüşova, Düzce, Akçakoca, Karadeniz Eleyli yollarını yaptık, hizmete aldık. Düzce, Kuzey Çevre yolunu bitirdik, hizmete aldık. Şimdi Gümüşova, Gerede Otoyolu, Düzce bağlantı yolunu da inşallah bu yıl içerisinde bitiriyoruz. Düzce'de ulaşıma toplam 3 milyar kaynak harcadık. Enerji için 700 milyon, aile ve sosyal destekler için 140 milyon, gıda, tarım, hayvancılık destekleri için 550 milyon, orman, su işleri faaliyetleri için, barajlar için, göletler için 650 milyon. Yarım kalan 20 yıldır yapılamayan kültür merkezini tamamladık, hizmete aldık. Otogarı yaptık, hizmete aldık. Şimdi otogarla
organize arasındaki yolu da yapıyoruz. Bunu da yakında bitireceğiz. Bir müjdem de Yığılcalılara. Yığılca yolunu da bitiriyoruz. 3 tane viyadük yapacağız. Kalan kısmını da bitireceğiz. Yığılca benim için özel bir yer. 1983 yılında ben o zaman fabre parke imalatı yapıyordum. Yığılca'ya çok gidip geldim. Yığılca'dan taslak satın alırdım. Yığılca'nın güzel insanlarını tanıma, onlarla ahbap olma fırsatım oldu. Buradan bütün Yığılcalılara selamlarımı, sevgilerimi ulaştırıyorum. Bakınız, bütün bunlar hep Düzce için. Ama Düzce'ye yapacaklarımız daha bitmedi. Düzce'ye yakışır bir stadyum yapacağız. Gençler, hayırlı uğurlu olsun. Biz laf değil, icraat yapıyoruz. Birileri hala yatırımın yapılmadığı, projelerin bitirilmediği o eski günlere dönmek istiyor. O günlere asla dönmeyeceğiz. O zaman şu yeni Türkiye'nin gür seslerini bir daha işitelim. Tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için, tek millet için, gücümüz millet, kararımız, sevdamız millet, kararımız, daima millet, kararımız. Allah hepinizden razı olsun. Saygı için, tarihinin hatırı için, tabii ki evet. Tam için, tabii ki evet. Tabii ki evet. Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için, tarihinin... İşte Düzce! İşte AK Parti! Evet.